hitap ediliyor. Bir taraftan da görüşmeler yürütülüyor. Hani bu şekilde olur mu? Bu da mümkün gözükmüyor. Yani bu böyle devam edemez. Peki şimdi biz hani bir taraf diyoruz ya, işte kısa dönemli siyasi hesaplar peşinde mi değil mi diye soru yönelttik. Öte taraftan da bu silahlı mücadeleyi yürüten taraf barışın yapılmasından, işte bir biçimde artık bir noktaya varılmasından yana bir irade koyuyor mu, görüyor musunuz? Şimdi bunu yani bütün Türkiye'nin değerlendirmesi olarak sunmak gerekir. Bu cenazelerde yaşanan tablo bunu ortaya koydu. Yani o kadar kendileri için, yani Kürt siyaseti için çok önemli, üç önemli şahsiyetin cenazesinde bütün beklenenin aksine ne bir sorun yaşandı. Herkes ve barış, yani bütün kinlerini, nefretlerini ve öfkelerini barış diyerek, haykırarak dindirdiler. Yani bunun görülmesi gerekir. Yani bunu gördüğünüz zaman diğer tarafta Kürt halkının ve Kürt siyasetinin bu konuda çok ciddi bir şekilde önüne hedef koyduğunu ve kesinlikle ve kesinlikle barış için bu işi yürüttüğünü çok net verisidir. Evet, Ümit Bey, sizinle devam edelim. Aslında bu birinci soruyla bağlantılı bir sorum daha vardı ama zaman akıyor, diğer konulara da geçmemiz lazım. Bu Paris'te soykaç sonucu öldürülen üç siyasetçi kadınla ilgili Bülent Arınç'ın hükümet sözcüsü bir açıklaması oldu. Şöyle diyor: Paris'te öldürülen üç kadının ailelerine başsağlığı diliyorum ve acılarını paylaşıyorum. Bu önemli bir açıklama. Hakeza yine hani milliyetçi kimliğiyle bilinen Zaman Gazetesi yazarı Muntazer Türköne benzer bir açıklamada bulundu. Evet, Paris'te suikastta hayatını kaybetti. Zaten Muntazer Türköne öteden epeydir bir Kürt sorunu konusunda artık. Tabii tabii, yani Kürdöne denilecek kadar bir kafa ilerleme kaydı. Yoran, evet, evet, bu konuda gerçekten kafa yoran, kalem oynatan isimlerden biri ama hani milliyetçi kimliğiyle de bilinen bir aydın. Paris'te suikastta hayatını kaybedenlerin sevdiklerine başsağlığı diliyorum. Tabii uzun bir yazı var bu, sonuçta hülasasıdır, özetidir, son dediğidir. Ama öte taraftan başka bir şey daha var. Yani hem Sayın Başbakan'ın Hüseyin Aygün'le ilgili sarf ettiği sözler var, sert eleştirileri var. Taziye ziyaretinde bulunduğu için cenaze ailelerine. Bir de ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi içinden de ulusalcı diye tanımlanan bir kesimin sert eleştirisiyle ve tepkisiyle karşılaştı. Şimdi böyle iki farklı tutum ve davranış var. Sizce yani doğru olan hangisi? Yani aslında işte Paris'te yani öldürülen, yani katledilen insanlara yönelik olarak mesela o taziye mesajları yayınlanması, acıların paylaşılması son derece önemli. Biz de aynı şekilde acıları paylaşıyoruz. Şimdi öyle bir tavrın sergilenmiş olması çok önemli. Ama öbür tarafta verilen o şey mesajlar, eğer bir ne bileyim bu konudaki bazı kesimleri en azından şey etme açısından, biraz daha yatıştırma açısından söylenmemişse bir çelişki doğuruyor. Ciddi bir çelişki doğuruyor. Disipline yani verilecek. Onu diyorum diye. Yani aha, böyle bir çelişki diyor. Yani bir taraftan eğer yani mesela işte yani AK Parti cephesinden bazen işte verilen şahince söylemlerin, sergilenen söylemlerin işte belli kesimleri yatıştırmaya, Kürt sorunun çözüm sürecinde atılacak adımlarda bu konuda çok karşı çıkabilecek kesimlerin en azından engellemelerine karşı bir tutum olarak olduğu söyleniyor. Ama yani eğer böyle değilse farz edelim, çok ciddi bir, o zaman vahim bir durum oluşturur bu da. Yani o bu sorunun çözümüne ilişkin adımlarda bir engel de teşkil eder bir yandan da. Paris'teki şeye geldiğimiz zaman, Paris'teki şeyin bunu sabote etmeye yönelik bir eylem olduğu ve yani uluslararası belki bir şey olan bir eylemdir muhtemelen, öyle gözüküyor. Başka devletler olabilir, başka servisler olabilir. Ama ilginçtir, şimdi mesela İran'ın adı gündeme geldi, bilmem Suriye'nin geldi, şunun geldi, bunun geldi. O biraz hedef saptırma olabilir. İsrail'le ilgili hiç tartışılmadı. İşte biz de onu diyoruz, ben de onu demeye çalışıyorum. Biraz neden, ilginç değil mi? Neden İsrail hiç anılmadı bu konuda?
O biraz ilginç tabii. Biz de onu zaten söylemeye çalışıyoruz. Yani neden olmasın? Orada da İsrail bugün çok sıkışmış vaziyette. Politik olarak vesaire olarak Orta Doğu'ya baya artık sıkışık olduğu bir dönemi yaşıyor. Böyle bir şey neden ki İsrail'den nispeten daha şahin bir, daha böyle radikal Siyonist söylemlerin çok böyle daha şeyde olduğu, çok diğerlerine nazaran çok daha yoğun olduğu bir yönetimde nispeten var. Koalisyon bazında olsun ne olursa olsun. Oradan da gelebilme ihtimali var. Peki şey, çok denklemli bir yapı tabii burada. Evet, yani çok fazla tabii ortada somut bir durum yok. Yani spekülasyon yapılabilir ancak faraziler evet. üzerinden gidilebilir. Somuttan biraz gidelim. Bu evet. Diyarbakır'da cenazeler alındı, memleketlerine evet. gönderildi ve defnedildiler. Tabii her bir o saldırı çok önemli. Ayrı ayrı yani, cenaze töreni evet. yapıldı ama Diyarbakır'daki cenaze töreninin ne baktığımızda nasıl bir resim görüyoruz? Yani şöyle bir şey, nasıl bir manzara var orada? Yani bu işte bir sağduyu sergilendi. Biz kavga istemiyoruz. Öbür tarafta hani hükümet de diyor biz burada. Yani cenazeler şeyi layıkı veçiyle insanca gömülebilme hakkına sahiptir. Her kim olursa olsun bunlar layıkı veçiyle gömülecektir. Bu şekilde o konuda olumlu cenaze... bir mesaj verildi. Evet, iki tarafta mesaj verdi. Hükümet de mesaj verdi. Diğer bu cenazeyi kaldır, cenaze sahipleri de bu mesajı verdi gözüküyor şu anda. Durum bu. Burada bir artı var bu anlamda. Her iki taraf açısından bir artı var. Ha bu artı devam edecek mi, etmeyecek mi? Önemli evet. olan o. Evet Selahattin Bey, sizinle devam edelim isterseniz. Farklı böyle hani o öldürülen kadınlarla ilgili işte taziyede bulunanlar var. Yani acıyı paylaşanlar var. Ama bu acıyı paylaştığı için de sert bir biçimde eleştirilen yani hem soldan hem sağdan yani CHP'yi de sol sayarsak ama milliyetçi diyelim hani kimliğiyle bilinen öyle bir kesimden de böyle bir acıyı paylaşma var. Ne dersiniz? Şimdi ben birinci bölümde dediğim barış zordur. Bir de hele barışmanızı istemeyen sizden daha büyük güçler varsa ve etki sahibi bir türlü etkileyebilen o zaman hepten zordur. Ama cenazelerin ülkemize getirilmesi, ülkelerine getirilmesi, memleketlerinde defnedilmesi konusunda hükümetin de ben tavrını doğru buluyorum. Halkın da tavrını doğru buluyorum. Şimdi herkesin belli bir tabanı da var, hitap ettiği taban da var. Biraz da oradan bakacaksın. Gerçi barışa an hayır konuşacaksanız konuşun, konuşmayacaksanız susun hadisine binaen de diyorum. Hayır olan barıştır. O konuda diyeceğiniz bir söz varsa bismillah konuşun. Yoksa susun. Barış herkesin hayrına. Bu ülkede yaşayan, hatta bu bölgede yaşayan. Bu çok önemli. Yani hatta bütün dünyada yaşayan herkesin hayrına. Pardon siz devam edeceksiniz. Yani siz diyorsunuz ki bu önemli bir hatırlatmaydı. Eğer barış adına, barış lehine bir sözünüz varsa söyleyin. Yoksa susun. Arıyı katmak için düşmanlarımız var yeterince. Bu çok önemli bir bizi söz. Bizi birbirimize boğuşturmak için yeterince düşmanımız var. Biz bu ülkenin insanları olarak barışa katkı yapacaksak eyvallah. Başkasının değirmenine su taşıyacaksak o zaman kendimizi de gözden geçirmek durumundayız. Tabii ki bir takım yazar, çizer kadroların hitap ettikleri kitleleri vardır. Veya kendi yakını öldürülmüştür. Belki şehit olmuştur. Onun duygusuna da saygı göstermek gerekir ama biz fotoğrafın geneline baktığımızda metanet gördük. Yani devletin de tutumu, hükümetin de tutumu, halkın da tutumu bütün anlamında diyorum.